Evet, arkadaki şeylere bakacağız şimdi. Bakalım neler çıkacak içinden. Bir tane bıçak var mı? Bıçakları hep verdik YouTuber'lara. Aa, vallahi bir şey diyeyim, Bu bıçağımız kalmış yok tek evde bıçak rektöre. olarak abi. Hoş geldin. Bıçak yok hakikaten ya. Sende var mı karambol? Diro. Sinan hoş geldin canım. Evet. Bıçaksız kaldı. Bu ne oğlum? Verdin hepsini Bu YouTuber'lara. getirdiği bıçağa bakar mısın? Nasıl bir hakaret ya? Verdin Bu ne hepsini oğlum? YouTuber'lara. Hadi bakalım. Hazır mısın? Bismillah. Oha, açıyoruz mu lan? Çok merak Açıyoruz. ediyorum onları ha. Kocaman lan. Ya. Dur, o kadar yakınlaştırmayın. Yo, Biliyor tam musun? şu an, tam Tamam sınır. oldu, evet. Orası ilk bir bıçak lan. Kanka Diren getirdi işte. Öyle Yok ki güzel bir bir şey şey. yok. Başka bıçak yok. Yok mu oğlum karanlık Lan ya? makine Oğlum yok. YouTube'u Ödülü verdik verdik hepsine. hepsine. Hepsini verdik mi? Ödülü de keselim. Seriye. Cam olan ödüllerle keselim. Sektöre hoş geldin. Oğlum ne biçim paketlemişler bu? Oğlum çok pantolon. Yukarı mı senin? Dur ben bir tane daha getireyim. Getir getir. Erkan Çetin, adamsın kral abim demiş dördüncü Abi ay. Varsa evi alır da. Yok Yok mu herhalde. abi kimsenin evde? Biraz seni görüyorum buradan. Nasıl beni Var mı görüyorum? Yukarı tarafı da kes. Oğlum koy yukarıdan tak şöyle indir aşağıya. Normal getir ya. Burayı böyle benim şey yapmışlar da. Bakayım mı bro? Bu! Ağzına sim. Sen bunu derken gözüme tükürdün herhalde. Ben kan falan fışkırdı herhalde öyle bir şey. Evet. Bir tane Kızıl, katlayın falan. Kızılcık şerbeti Oğlum deriz. yanlış yerden mi açıyoruz acaba? Yo şuraya açacağız. Yatağa çıkmayalım. Aa. Yo dikeydiriz lan. Tamam var mı? Abi. Dur dur oradan da alma. Kes sakın Hayır alma. şuradan yukarıya doğru kes bakalım. Bir şey söyleyeyim. Elini çek, kesmeyelim. Siktir, Aha. ters açtık. Ters mi açtık? Sıkıntı yok. Oh. Kutularla bir şey yapalım. Daha adres daha adres iyi. yok değil mi? Daha iyi. Tamam. Birden Adres çektim. seni söktü mü? Artık gözükmez ya. Kısmet abi. Zaten amına koyayım üçünden bir şey gözüktü. Gözükse ne olacak? Oha. Öf, ikisi birbirine ters. Dur. Oha. Ne diyorsun? Çok açılacak. Asiktir. Oba. Alp'le ben çıktım. Dur bakalım. Alp'le sen. Evet. Evet. Şu Dur ilerle gelin de açalım hepsini yapalım. Beraber gösterelim. Hadi Dur. Kaldır. Tamam bekle. Dur. Al bunu böyle kenara. Oğlum yalnız çok kaliteli basmışlar ya ha. Ya bakar mısın sen? Gözükmüyor da. Her yer kutu oldu. Kapıyı kapat dedi ya sana oraya. Sektöre hoş geldin. Bir sürü kolimiz oldu. Taşınalım mı? Taşınalım. İstanbul'a mı taşınalım? Bir daha dedim için. Oradan mı olacak bu? Oğlum nasıl tutuyor bu işler? Dört kişi açamıyoruz. Orayı kesene de. Bunu alakalı. Sizin dört kişi açamadığınız şeyi ben bak buradan kesiyorum abi. Ha. Ben hapşuracağım bu arada haberiniz olsun. Çok yaşa abi. Çünkü ya elimizi keseceğiz de o yüzden. Elimizi keselim. Evet. Elimizi keselim. Yani en büyük hediye herhalde gelen kocamanlık olarak.
devlik olarak evet, hacim olarak değil belki ama... Türkiye olarak... katlama evi. Çıkar. Ha? Çıkar. Hayır. Bıçakla ilgisi bir şey yapmayın da. Getir sen bana. Tamam. Oğlum bu ne lan bu? Şey gelmiyor mu? Niye gelmiyor peki? Abi niye gelmiyor? Oradan bir yerden baktı değil mi? Tamam. Al ben. Lan nelerle uğraşıyorsun? Ne oluyor oğlum ben? Korktum bir bıçak diyeceğim lan. Tamam yatırmayın. Yatırmayın bak şöyle. Oğlum, abi, ne oluyor? Yatırmayın ne demek abi? Yatıyor. Onu söyle yatma diye. Ne oluyor oğlum? Olayı açtık. Tut. Ne oldu? Döndü mü? Tamam. Döndü mü? Aa! Getir yerlerini. Şimdi bunun hikayesi şöyle. Bazen bana mailler geliyor. Size hediye gönderelim diye. Dedi ki Doruk Baskı şöyle şeyler yapmışlar. Dedi ki abi biraz aha! Ova! Gönder. Biraz büyük olsun dedim göndereceğiniz şey. Onlar da şaka yapmış bize herhalde. Sevgili vay be Baskı ya. Dur biraz bu değil. Bak. Çevir çevir çevir. Bak. İçine bir tane bak. Baksanıza. Sığmayacak ki. Nasıl gözüküyoruz lan? Tamam ben bir daha böyle işte. Dur. Getir şöyle ya. Bir şey olmaz. Doruk Baskı ya. Doruk Baskı şov olmuş. Harika. Bizim TKT'nin 5 tane şeyini yaptırmışlar böyle. Hastikleri çok iyi of. Oh my god. Güzel değil mi beyler? Kocaman hepsi ya. Bak benden büyükler. Oğlum adamlar nasıl basmış lan bu? İren'den de büyükler beyler. Bir kalın var bir de benden. İşin garibi. Abi hayvan gibi ya. Tasarımları falan. Mesela nice. Hepsi o. Kendini yalatmış oldu bak. Parmağım. Ne oldu? Hah. Öyle bir ufak münasebetimiz oldu da sen. Ben biraz şey olmuş. Sevimsiz bakıyor sanki değil mi? Memnuniyetim. Abi gelsene oraya benziyor musun? Dur kulaklığı da takayım. Yana mı çevirmiş şöyle? Şöyle evet. Öbür taraf. Soluna. Aynısı. Bu sen olabilirsin. Karışıklık olmaz kesinlikle. Çok aşırı iyi düştüm. Yani. Yorumlar aslında çok iyi bu arada ya. Kesinlikle. Ben de bir yani çok teşekkür ederiz. Herhalde 2 metreye. 1,5 metre falan böyle. Ben bunu odamın şu köşesine asacağım. Orayı gösterebilir miyiz kamerayla? Bir assana onu yalandan oraya. Nereye? Nasıl diye. Oraya. Ha, şuraya mı? Haha. Sizinkileri de görsünler. Bir şey söyleyeyim. Asamayacaksın yalnız sen bunu. Oha. Evet. Planımız şey oldu. Odaya sığmadı. Bir dakika. Sığmıyor odaya. Odaya sığmadı. Böyle koyacaktık olmuyor abi. Tavana takılıyor. Abi oha. Böyle kalıyor mu? Çok kocaman göndermişler kocaman ya. Kocaman lan bunlar. Çok da teşekkür ederiz. Biz bunu apartmana asalım. Herkes evimizi görsün. Ha, 5 tane yan alalım. Camın abi. Camın altına asalım. Herkes odasının altına asalım. Baskı çok kaliteli yalnız. Bakayım bir. Evet abi. Süper. Bunun ama dikkat etmek lazım. Bir şey üzerine bir şey gelmemesi lazım. Tabii. Güzel bir şey gelirse. Ben çok sevimsiz olmuş ya bu. Ben çok tatlı ya. Tam deep fuck. Ne güzel ya hepsi. Berk'in durduğu yere bakar mısın? Başka biri gözükemiyor. Berk sen bu musun lan? Berk yaşlanmış anasın. Hop! O mu ne koyayım? Topla! Bunu çok kırılacak. Böyle çarparmış işte ama. Berk cezalandırdı bize. Berk monitör abi gidiyor! Saat kaç? Saat erken kardeş ya. Bağırabilirsin. Sektöre hoş geldin. Verir misin beni ya? Gelme. Gelme. Dur bir şaka açma. Ben buradan bunu çalmayayım. Geçecek mi? Çok iyi ya. Geçeceksen yol açacak. Geçmiyor musun? Acaba abi. Ha. Beni verir misin? Belki verir misin abi ya da? Al. O tişörtüm yeşil yeşil. Bunun sonunda çizimlerin %1'si yollamıştı değil mi? Evet. Bunun çizimlerin %1'si yolladı. Doruk Baskı da bunları kocaman bastı. Şuradakiler evet, abi ya. Dorukbaskı.com. Ben bana gelen her şeyi saklıyorum. Böyle bir kapsül gelmişti bir videoda hatırlarsınız. Ömer Faruk mu yapmışlar? Aynen. Ömer Faruk çizdi, Doruk Baskı bastı. İşte videoda gelen şeyler var burada. Onları büyük hallerini, bunun büyük hali aslında. İyi, bu yayın bunlar burada dursun.
Ben götüreceğim beni. Ben de götüreceğim, asacağım ki ben. Ben okşayacağım. Herkes bu çocuklar niye böyle aç gözlü, hiç görmemiş gibi? Bunlar niye böyle? Ben bunu görmedim daha önce. Ya aç mı bıraktık biz sizi ya? Alırsın işte ya. Allah Allah. Ben bunun etrafına keplerimi asacağım. Oo. Çünkü yayın arka planı olur mu sana? Evet. Bak sana altın zincir yapmış rapçi belalı falan. Yayın arka ya. Planı. Belki rip taşı, evrime yeşil. Alp Tigen'e yapmış. Alp böyle... Hiçbir şey. Tespit yapmamış en azından. Alp çünkü bildiğiniz gibi zaten evde de olmadığı için kayda değer bir adam olmadığından dolayı hiçbir şey yapmaz. Oradaki detayı eşofmanı. Üstündeki eşofmanı. Aynen. Ha siktir! Abi. Eşofman var. Çizgili haritası eşofman var. Getir getir gözükmüyor. Çek bu eşofmanı var. Çek. Dur nasıl getireyim bro? Ya hafif işte çek. Bu arada bayağı hafif şeyler var. Tamam hafif de yani. Büyük. Tekerle kaldırabiliyorsunuz yani. Bayağı bu ara falan vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Alp de yok yerde zaten. Alp vurabiliyorsun. Çakma Adidas yerim ya. Bir şey diyeceğim. Tokatlama oyunu vardı ya. Alp'i... Ağzını ayağımı soktu. Oğlum deliriyor mu diye bakalım mı lan? Hayır abi. Dediğim kesin. Alp'inki mi? Hayır oğlum. Adamların emeğine evet. Yazık ben. Hayır diğer böyle ülke... biraz ayak yalatılabilir. Diyelim ki tartışıyorsun arkadaşında. Yumruk salladın. He. Kırılıyor mu? Bükülüyor mu? Bunları tek tek deneyip biz. Aklıma adam tokatlamayı. Ben elektrom kendimki de. Şey vardı ya Fenerbahçeli Beşiktaş'ı dövüyordum falan. Neyse onlara çok teşekkür ederim. Böyle bir şey beklemiyordum ben bu kadar kocaman. Hani böyle en fazla yarım metrelik tablo gelir diye düşünüyordum. Şöyle kaç, size de kaç göstereyim arkadaşlar. 180. Biz de onların şeyin parası olalım. Şimdi burası doruk baskı. Canvas tablo yapıyormuş arkadaşlar bunlar. İşte %100 para her iade. Her şey var kanka. 3D falan da varmış. Ben baktım. 3 boyutlu falan da varmış. Memnun kalmadığımı gönderiyorsun. Lagaluga yok. Paranı geri veriyormuş. Tablo yaptıracağınız zaman buraya bakabilirsin. Şöyle modlarda şeyini atsın. Evet Berk biraz tüysüz olmuş ama normalde de yok ya, zaten. Dur ya Berkan'la. Belki zaten tüy yok ki. Ben kayboldum. 3 boyutlu baskı, poster, puzzle her şeyi yapıyormuş adamlar. Yani sevgilinizle puzzle puzzle yaptırabilirsiniz buraya. Belki bizden selam söylerseniz indirim yaparlar. Bence yaparlar. Nasıl yani? Telefon, iletişim. Her şeyi var burada. Sen arkadaşlar. Mod varsa atıversin linki. Ha ben beğendim, çok beğendim ya. Abi biz böyle her şeyin 50 lira bunu böyle yaparız. 3D baskı nasıl oluyormuş abi? Yapmayız. Modeli mi atıyorsun acaba? Ya da bir şey yapıyor 3 boyutlu yazıcıları var bunların belli ki bunu koyduklarına göre. Muhtemelen vardır. Sen Sherlock izledin herhalde. Neyse bu da Instagram'lar arkadaşlar. Takip etmek isterseniz kalsın bir köşede. Baskı maskı için lazım olacağız. Aa bunlar işte 3 boyutlu baskılar. Ne? Oğlum bize gönderdikleri kadar devasa bir şey Instagram'larında bile yok be. Aa bak böyle tablolar çok güzel olur oda tasarımı için. Oğlum üşüdüm lan yapmayın. Aa cami yapmış. Yatay. Oha baya rüzgar geliyor. Sıcak havalar. Site çökmesin arkadaşlar. Site çökerse... site çöktü. Sitenin amına koydunuz beyler. Site gitti. Tamam doruk baskı aklınızda kalsın. Google'a yazınca çıkar. Teşekkür ediyorum onlara. Çok sağ olsunlar. Böyle güzel hediyeler için. Ben odamın sol tarafına koyacağım, ya saklayacağım. Sen niye böyle bir çocuk oldun ya? Tamam çok oynaşmayın da size zarar vermiş eğilimleri var. Bunların nasıl kovalıyor. Evet site patlamış arkadaşlar. Ya sonuçta normal e-ticaret sitesi yani böyle 5000 kişi aynı anda gidince alışık değillerdir yani. O zaman şey yapalım. Siz niye bir atlama tutacaksınız? Koysana da. Oyunca şey oluyor. 1-2 video şey sonra CSGO sonra yetenek yarışması. Bu artık çekilebiliriz. Yok. Burada durup falan. Şunları alsanıza kanka. Alp'inki odasına koyalım şaşırsın o. Yatağına koyalım mı Alp? Yatağına koyalım. Dur ben taşıyacağım zahmet. Hiçbir yerde karbon hasar almamışlar. Ondan iyi sanmışlar demek ki. Abi siz burayı çözersiniz yani. Şunu şöyle yukarı kaldı. Koltuğun üstüne kaldı. Versene sana. Kaldı. Sen götürmüyor musun? Abi şimdi götüreyim bilmiyorum ki nasıl götüreceğim. Onu dur. Gündüz gözüyle hallederiz. Benim odam üst katta ya. Bak çarpıyor köşe. Kalsın mı ikisi arkada madem ne olacak? Ben bunu götürüyorum. Onları dayı verin duvara kalsın öyle. Dur sen iki nerede? Şunu al ama. Evet Batu beğendin mi? Beğendin mi Batu? Abi ilik gibi tutmuşsun. Tertemiz hepsi. Temiz. Abi ben şimdi seninle konuşuyorken bir ufak heyecanlanıyorum ya. Kusura bak. Batu'nun banını yeni açtık da biz. Yani bir ufak heyecanlanıyorum. Abi kusura bakma sen de özür dilerim ben sana saygısızlık yaptım diye. Düşünme değil. Mevzu değil. İşten dolayı takip edemiyorum sizi ama çok seviyorsunuz. Herkes saygısızlık yapıyor. Ben şöyle ortaya yapsam.
Evinize misafir edip bize eğlendirdiğiniz, yediniz, içirdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Direne bol selamlar diyor. Eyvallah. Barlord, niye çok nadir eğlenir? Arttıracağım. Ramazan'da çok arttıracağım. Ne oldu? Allah! Keşke annen... Ne oluyor oğlum ya? Evlilik istiyor musun? Götürebiliyor musun böyle evlere? Gidemiyorum herhalde. Götürün bakayım. Paket yapıldım ben. Evlilik dur. Dur tamam. Allah! Götür götür. Karpalı kutu. Karpalılar sağlamış o. Kanka. Güzelce bir... Odanın anasını alırttın ya. Anası stiller sonra sağlamış. Ne yapacağız abi? Böyle bırakınca artık sıçamazsın. Bak bak orada bıraktılar onları da. Ben bunları 8 kat çıkardım. Şunu da çalayım mı? Sikta evin amına koydular 2 dakikada gene. Abi odama gidemiyorum. Şimdi çok tatlı bir tane videomuz var konuyla alakalı. Ona bakacağız. Arkada dursaydı ya üstte bir tanesi. Bu var işte. Onu kapatmadan koyabilir miyim ama tarafa olmadı. Valla sen nasıl diyorsan bacım. Birazdan kasa açacağız beyler bayanlar. Aa bir dakika bir şey daha var. Unuttum ben. Şimdi bir süre yayın açmayınca çok birikiyor böyle gelen hediyeler. Evin adresini göstermemek suretiyle. Bir tane kutumuz var arkadaşlar. Tohum Türkiye Otizm Vakfı Erken Tanı ve Eğitim'den gelmiş. Gene bilmeyenler için biz bir sektöre hoş geldin. Beraber yardım kampanyası yapmıştık. Bütün yayıncılar, YouTuber'lar. 26 bin küsür para toplamıştık. Onu göndermiştik. Oradan bize bir kutu geldi. Şöyle bir kutu. Sektöre hoş geldin. Tem Agency de çok yardımcı olmuştu bu konuda bize. Onlara da çok teşekkür ederim. Kutuyu açıyorum arkadaşlar. Hayda. Sikim. Bir tane zarf geldi. Çok teşekkür ederim yürekten hepinize bu arada. Çok gururlandırdınız beni. Çok destek oldunuz orada. Aha. Zarfın içinde arkadaşlar. Makbuz var. Makbuzun üzerinde de adres var. Şöyle yapalım. Zaten adres de benim neyse. Bil adenim için. Bağış makbuzu arkadaşlar bu. Üzerinde de 24.020 yani 24.000 lira 20 TL yazıyor. Şurada gözüküyordur umarım. Yani kimsenin içinde bir şüphe olmadığına eminim de ben gene de göstereyim dedim. İt köpek çok 24.020 TL bağış toplandı. Yaklaşık 2600 ya da 2400 lira da SMS'lerle toplandı. 26.000 küsür lira para. Bu da bizim TL olarak gönderdiğimiz makbuzu göndermişler arkadaşlar zarfın içinde. Ama daha güzel şeyler var burada, daha kıymetli. Bunu da koyacağım odama. Arkadaşlar. Tohum Otizm öğrencileri, sevgili Can abi desteğin için teşekkürler diye bir tane resim çizmişler bana. Ağaç var, güneş var. Kelebek var bir tane. Harika bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Kardeşlerim. Böyle bir resim. Bir tane not defteri geldi. Gene güneş açıyor. Birisine ışık olma konusuna değiniliyor. Mustafa Birdal. 17 yaşında otizmli bir genç. 4 kardeşinden küçüğü. 2,5 yaşında otizm tanısı kondu. 12 yıldır özel tohum vakfı eğitim okullarının burslu öğrencisi. Okula geldiği ilk yıllarda tıpkı diğer otizmli çocuklar gibi göz teması kuramamak, konuşamamak, takıntılı davranışlarda bulunmak, çevresiyle iletişim kuramamak gibi otizm belirtilerini gösteren Mustafa Birdal 8 yaşında geldiğinde resme merak salarak kendisini farklı bir şekilde ifade etmeye ve dış dünyayla yarattığı farklı kanallarla bağ kurmaya başladı. Mustafa hala konuşmayı, sosyal iletişimde bulunmayı çok sevmiyor. Ama artık sessiz dünyasının içinde resimlerle ifade ettiği çok büyük ve zengin bir dünya barındırıyor. Mustafa yaptığı resimlerle
kitleleri büyülerken kendisiyle birlikte pek çok otizmli arkadaşı ve ailelerine umut ışığı oldu. Olmaya da devam ediyor demiş. Muhtemelen bana gönderdikleri bu resim de Mustafa'nın yaptığı resim. Bunu Mustafa yapmış yüksek ihtimalle böyle çıktığına göre. Mustafa eline sağlık kardeşim. Mustafa'nın yaptığı resim. Elinize yüreğinize sağlık ya. Böyle bir not defteri. Bunu da kullanırım ben buraya. İşleri güçleri yazarım. YouTube projelerini falan yazarım. Bir tane bileklik geldi. Tohum Otizm Vakfı yazıyor içinde. Dışında da böyle gene güneşler. Güzel, siyah. Şık bir şey yani. Bunu takayım bakayım. Bence oldu beyler be. Güzel durur yani dışarıdayken falan. Bunu da takarız. Kurşun kalemler geldi. Şöyle. Gene o deftere yazı yazmak için. Bir tane çanta geldi. Böyle şey plaj çantası gibi. Tasarım da güzel, benim hoşuma gitti. Tatile gidersem zaman olur da bir gün. Bunu orada kullanacağım. Tam bir plaj çantası abi. İçine telefon, cüzdan at. Mis. Teşekkür ediyorum. Bu çantanın içine koyalım bunları. Bunları hep saklayacağım. Ve sizin sayenizde oldu. Size de teşekkür ediyorum. Oh. Meriç'im iyi yayınlar demiş. Hoş geldin canım. Cem demiş ki Hasköy İplik Fabrikası hakkında bilgi verir misin? Bir de tüm annelerin anneler günü kutlarım. Kutlarım tabii ki. Hasköy İplik Fabrikası nedir? Ne işe yarayacaktır? Biz Red Bull'a çok yakınız biliyorsunuz ve ülkenin sektöre en büyük iki turnuvasını başlattık. Geldin. 30 tane farklı internet kafede, 13 ya da 14 farklı şehirde, yalan olmasın. İşte Van'ından İzmir'e, İstanbul'dan Bursa'ya, Ankara'ya, bilmem ne, Eskişehir'e. İnternet kafelerde gidiyorsun, bedava Red Bull'unu içiyorsun, oynuyorsun. Kankini götürüyorsun mesela, Diren'le Evrim gidiyor, dayak yiyorlar orada. Ya da işte Berk'le Alp gidiyor, kazanıyorlar falan gibi. Ya da online'dan, hani internet kafeye üşenenler için online'dan girenler de var, offline'dan girenler de var. Yarın Berk'le İstanbul'a gidiyoruz. Onun playoff finallerini sunacağız canlı yayında. Ya Red Bull'un kanalında ya benim kanalda yaparız. Yüksek ihtimal Red Bull Esports TR kanalında olur arkadaşlar. Büyük bir etkinlik olduğu için bilet satıyorlar. Biletler 20 lira. Dion'la gelirsen 30 lira. Ama Annos kodunu kullanırsan, Rush Annos büyük harflerle, Annos gitmeyi düşünüyorsanız, aynı zamanda bir Annos buluşması o. Rush Annos yazarsan 10 liraya düşüyor bilet. Oraya geliyorsun, işte sürprizler var, hediyeler var. Mesela izleyicileri alacağız. Bir tanesi Berk, bir tanesi ben alacağız. 2'ye 2 kapışacağız. Ya da bize karşı kapışacaklar. Ondan sonra da ülkenin en iyi ikilisini, 2'ye 2 oynayan adamlarını orada belirleyeceğiz. Final heyecanı olacak. Canlı yayın saat 9 gibi falan başlar onların finali. Ya da playoff finalleri yarınki. Yani gelmiyorsanız internetten izleyebilirsiniz. Geliyorsanız İstanbul'da Hasköy İplik Fabrikası'nda modlar. Diren atar şimdi şeyi. Modumuz yok. Hemen dedi. Linkleri atar. Etkinlik hakkında bilgi almak istiyorsanız orada her şey var. Red Bull.com'a girseniz yeter. Arkadaşlar. Böyle bir şey yapıyoruz. Red Bull CSGO'yu sahiplendi, çok sağ olsun. Çok memnunum bu durumdan. Bizim ülkemizde CSGO'yu sahiplenen yok ya. Ben varım bir tek. Valve bile desteğini çekti. Ben bırakmadım. Böyle büyük markalar destekleyince çok mutlu oluyorum ben de. Hani orada güzel bir tablo yaratırsak habire CSGO turnuvası olur. Bir dahaki 1'e 1 olur. 5'e 5 sektöre olur. Olur. Bir şey hoş olur. Geldin. Format bulunur. Diren ve Hüsnü attı çete. İndirim kodu kullanın tutayım. Arkadaşlar bilet alacaksanız. Ki 10 liraya gelsin. Hani 10 lira çok ultra büyük de bir para değil bence öyle bir etkinlik için. İzmir'deyim, gelemiyorum diyor Fukolita. Meriç gelecekmiş. Link orada arkadaşlar. Yok, az yayını açmayacağım.